var ablacığım, size soralım. 4 Temmuz'dan itibaren sigaraya 3 lira ile 8 lira arasında bir zam gelecek. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi sigara fazla içmiyorum ama bırakma aşamasındayım şu anda. Biraz zaten içiyorsunuz. Biraz az. Etkileyecek mi bu sizin ekonomik evdeki planınızı, programınızı? 3-4 daha sigara içiyorum, fazla içmiyorum ki. Yani öyle. Azaltmadan önce gelseydi bu zam ne düşünürdünüz? Hiç almazdım. Almaz mıydınız? Hayır, asla. O zaman fiyatlar yükseldiği için aslında zaten bırakıyorsunuz. Bu güzel. Demek ki o zaman şunu görüyoruz. Sigaranın artmasıyla birlikte sigaranın insanları yavaş yavaş insanların sigarayı bıraktığını görebiliyoruz bir tık. Evet, olabilir. Oluyor zaten öyle. Doğru. Genel olarak peki bu zamlardan ve ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamlar ve ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok zor bir süreçteyiz yani. Zor bir dönemdeyiz. Ekonomik olarak. Evet. Ama demin birkaç tane vatandaşımla konuştuğumda da şey diyorlar. Madem ekonomi kötü diyorlar, bu kafeler nasıl dolu, bu arabalara park edecek yer yok. Onu söyleyecektim zaten de. Siz benim lafımı aldınız. Özür dilerim. Yok, teşekkür ederim ben. Eyvallah. Size bıraktım mikrofonu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, bu gerçekten de ben de görüyorum. Ya bu kafelere nasıl gidiliyor? Bu ne bileyim, her yer dolu. AVM'ler dolu. Millet o kadar çok para harcıyor ki. Ama sonra sorarsanız, aa bende hiç para yok diyorlar. Bu nasıl oluyor? Düşünüyorsunuz siz de bunu. Düşünüyorum tabii. Mesela siz bugün dışarı çıktığınızda dışarıda bir çay içtiniz mi? Yok, arkadaşıma gittim. Desene o ki orada bile çay içemedim. Orada bile mi çay içemedin? Niye? Tabii. Misafirlikte artık çay yapılamaz mı oldu? Yapılamaz olmuş. Gerçekten 3-4 saat oturdum. Ne çay ne bir şey. Hiçbir şey yoktu yani. Aman diyeyim, arkadaşınız görmesin bunu. Bence çaylara çok zam geldi ya, ondan mı acaba? Şunu öğrenmeye çalışıyorum o zaman. Kafalar çok karıştı bizim. Ekonomi iyi mi kötü mü sizce? Kötü tabii ki. Kötüyse o zaman dışarıda bu kadar insan nasıl var düşünüyor musunuz gerçekten? Düşünüyorum. Ben de ona işte çözüm getirmeye çalışıyorum kafamda. O zaman acaba bu kadar çok insan neden var? Neden bu kadar çok kafelere gidiliyor? Yani çok değişik şeyler. Felsefik düşünmeye başladık sokak röportajından çıkıp. Arkadaşlar biz bunu düşüneceğiz. Hangi kanalda oynuyor? Daspara Gazete. Size son bir soru daha sorayım. Ama o zaman. Ya. Estağfurullah, harikasınız. Güzel demek ne kelime. Heh. Sorumuz şu. Ekonomi dışında peki sizce bu ülkenin en büyük problemi nedir? Geçim sıkıntısı bence. O da ekonomiye bağlanıyor. Aa, bir de bir şey söyleyebilir miyim? Mesela kiralar neden bu kadar çok var? Çok yüksek mesela. Neden? Ben de anlayamıyorum. Bence yabancı uyruklular gitmesi lazım. Mülteciler, yabancı uyruklular. Zaten onlar geldi ve o yüzden böyle oldu. Ben Fatih Karagümrük doğumluyum. Fatih ve Karagümrük'te doğdum. Orada büyüdüm, orada yetiştim. Bizim o kadar güzel bir Fatih'imiz vardı ki. Bizim eskiden o Fatih'imiz, yani böyle çok zengin değil de yani hani böyle güzel, nezih diyeyim size. Nezih deniyor ya. Nezih insanlarla doluydu ama şu anda ya Fatih'e gitmeye korkuyorum. Şu an peki sizce yabancı uyruklu vatandaşlar giderse ekonomi düzelir mi? Bence düzelmez. Sanki zaten hani onlar geldi, onların yüzünden, onların sayesinde biz bu kadar çok problem yaşadık ve yaşıyoruz da. Ama onlar giderse artık herkes artık eline almış ipler bizde diyorlar yani. Bir kiraya kadar çok zam olursa, bu kadar çok, ne bileyim, öyle düşünüyorum ben. Nasıl üzülecek peki bu durum? Kiraları da çok pahalı. Bilemiyorum ki. Ben de bir bilsem zaten kendime çözüm getireceğim. Ben de kirada oturuyorum. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. 3 senelik kiracıyım. 1875'e oturduğum ev şu an 6000 lira oldu ama en alt kat olduğum. Şu an biliyorsunuzdur belki. Ev kiralarında %25'lik bir zam kotası vardı. Onu da kaldırdılar. Bence hiç kalkmayacak gibi gözüküyor. Bakalım seneye ne diyecek ev sahibi, ne der bilmiyorum. O çok alışmış yani. Her sene bana zam yapıyor. Çalışıyor musunuz? Evet. Çalışmasanız emekli misiniz? Okulda çalışıyorum. Etiler MEF Koleji'nde çalışıyorum. Ha, reklam da yaptık burada. Emekli misiniz peki? Ben mi? Yakında emekli olacağım. Babam vefat etti. Onun parasını alacağım. Teşekkür ederim, sağ olun. Emekli olduğunuz zaman peki çalışmaya devam edecek misiniz? Tabii ki. Allah güç ve kuvvet verdikçe. Ben zumba gibiyim, bomba gibiyim. Maşallahınız var canım, onu sormuyorum. Sorum şu. Çalışmaya devam etme sebebiniz ekonomik kaygılar mı olacak, yoksa gerçekten yani zumba gibi olduğunuz için, hayır, enerjinizi kesmek istemediğiniz için mi olacak? Enerjimi hem kesmek istemiyorum, hem Allah'ın bana vermiş olduğu bu canı yani güzel şeyler yapmakla hani hedefliyorum zaten. Çünkü ben çok çaplı çalışıyorum. Her yerde çalışıyorum. Okulda çalışıyorum. Yani hayat bizi biraz da böyle hani şey yaptı ya. Ben boş vakitlerimde de merdiven siliyorum. Felsefe öğretmeni misiniz? Ben mi? Evet. Yo, hayır değilim. Öğretmen misiniz? Kantinde çalışıyorum. Ama felsefe derslerine çok girmişsiniz siz. Aa, öyle mi? Belli benim, çünkü sizle konuşurken kafam çok karışıyor. Neden? Bilmiyorum. Soruya soruyla karşılık geliyor sürekli. Neden? Ha. Teşekkür ediyorum. Var mı peki eklemek istediğiniz bir şey? Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Abi sigaraya zam geliyor. Elinde de sarı filtre var. Gerçekten 4 abi. Temmuz'dan itibaren 3 lira ile 8 lira arasında bir zam yapılacak sigaraya. Tamam. Cumhurbaşkanımız Tayyip Recep Erdoğan sağ olsun. Ters söyledik abi. Ters söyledik. Karışık söyledik. Ha, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tamam. Sağ olsun. Herkese zam geliyor.
oluyor. Ülke genişledi ya. Suriye'de Afgan, Pakistan girdi ya. Bir sıkıştık bile, anlıyor musun? Ya bugün ekmek 10 lira, poğaça 15 lira. Ben bugün 18 ay askerlik yaptım. Suriyeli'ye tam vatandaşlık görevi verdim. Eyvallah. Büyüksün, veriyorsun. Askerlik düştü 6 ay. 3'te 1. Ben çalışmadım. Emekli olmadım. Benim de gönlümü. Benim gibilerin. Ben demiyorum. Gibilerin. Ya bir 18 ay askerlik yapanların burada Suriyeli vatandaşları kabul etmek için emeklilik gibi bir imkan tanıtsana be. Bizim de yüzümüz gülsün. Biz de diyelim ki Allah seni başımızdan her zaman gibi eksik etmesin. Evet. Şimdi sürünüyoruz. Sürünüyoruz abi. Ama diyorlar ki ilk defa ben söylüyorum. Bak 18 ay askeri yapanlara emeklilik yapsa para da nedir be abi? Darphane basıyor zaten be. Cumhurbaşkanımız duyuyor bizi zaten. Öyle düşünme abi. Darphane basıyor da enflasyon o yüzden çıkıyor. Abi çıktı da her şey paha oldu. 200 lira oldu bugün 20 lira değeri. Diyorlar ki ama senin maaşın da ona göre arttı. Vatandaşlarımız arttı. Öyle diyor. Giriyor abi bir markete. Zeytin kaç para? Peyniri kaç para? Ya 2,5 3 lira 5 lira domates 40 lira oldu be abi. Ya ben kendi fikirlerimi değil vatandaşların fikirlerini mesela demin konuştuğumuz vatandaşların fikirlerini de iletiyorum sana. Diyorlar ki evet bazı şeyler zamlandı ama sizin de maaşlarınız o oranda arttı. Kazancınız, geliriniz o oranda arttı. Tamam arttı, biz aldığımız zaten oraya veriyoruz abicim. Para arttı, fiyatlar da arttı. Alışveriş yapıyoruz, aldığımızı oraya veriyoruz. Bir şey yapamıyoruz ki. O zaman diyorlar bu sokaklarda insanlar niye var? Var abi. Nasıl var? Ne yapıyorlar? Ne kafeler niye dolu diyorlar? Mecburiyetten abi gidiyorlar işte. Ya biri çağırıyor ya bir işi var. Mecburiyetten gidiyor. Ben niye gidemiyorum? Benim gibileri niye gidemiyor abi? Sen çalışıyor musun şu anda? Şu an çalışmıyorum. Sokakta çöpte yatanlar niye gidemiyor abi? Bir örnek diyorum. Yok şimdi ben bu arada yanlış anlamayayım. Ben vatandaşların verdiği cevaplara göre size yanıtlar vermek istiyorum. Ben kendimce şu cevabı veriyorum. Kendimce soru soruyorum. Ya bundan pandemiden önce örnek vereyim. Ben 100 TL ile 2,5 gün idare ediyordum. 100 TL ile. Şimdi 100 lira oldu 10 lira. Fiyatlar arttı. Tamam çalışanlar fiyatları arttı. Bugün ben tek kişide çalışıyorum. 7-8 bin lira aptalım var. Tek kişi. Ama bir gidiyorsun abi, bir yemek yiyorsun. 150-200 milyon. Bir sigara oldu 70 milyon. Ya bir yere gidiyorsun. Ya bir ayakkabı alacaksın. 1 milyar. Misal. Tamam değeri arttı ama verdiğin kadar da diğerlerinin de değeri artıyor. Peki ne olacak abi? Şimdi mesela bu gençler abi evlenebilecek mi? Yuva kurabilecek abi, mi? Bir gelecek. Bak evlenen. Görüyor musun? Ya da düzelecek mi bu durumlar? Abi düzelmez. Düzelmez. Düzelmediği bir şans kurusu yok. Onu geç. Onu biz şunu biz kafamıza yer yapalım. Bugün evlenen evleniyor. Ev kirası 1+1 ya 15 bin lira. Ay dedim mi çabuk gidip geçiyor. Gözünü kapa açtım ay sonu. Elektriğim var, suyum var, faturam var. Ne kadar dedin ev abi? Bugün ev kiraları 15 bin lira. 1+1. Şöyle söyleyeyim eskiden çıkmışsan. Ha şimdi öyle bizim şeriat tarafında öyle. Peki abi karı koca hadi çalışacak mecbur gelir gideri karşılamıyor. Kiraya mı verecek, kendine mi harcayacak, ya yar mı çoluğu çocuğu olacak, onlara mı harcayacak. Bugün iki tane adamın çocuğu olsa birine bir şey alır diğerini alacak. Mecbur. Birini alması birini almıyor. Her şey yüksek. Fiyatlar, çalışanların parası arttı ama ya abicim her şeye zam geliyor ama. Ya bizleri 18 ay askeri yapanları bir emeklilik yapsa, bir müjdeli bir haber gelse var ya. Ben var ya Tayyip Erdoğan'a böbrek dalak, akciğer her şeyi veririm ya. Canım sağ olsun. Ne diyeyim abi? Sürünüyoruz ya. 18 aya bir emekliliğe verim diyorsun abi. Vallahi veririm. Canımı veririm o insana. Ha. Diğer türlü. Bak cumhur. Şu an ne yapayım abicim? Şu an verir misin abi? Şu an abi bir şey verecek durumum yok ki. Açlıktan öleceğiz. Ağaçtaki meyveleri erikleri yiyoruz abi. Açlıktan karnımızı doyuruyoruz. Ya abi erikiyormuşsun sen onu yemeyenler de var. He, onu bulup da onu yemeyenler var ama akla girip de yemeyenler var. Ne yapalım abi? Anlıyorum abi. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yani gerçekten şu memleket kötü ediyor. Yakında yani zaman öyle bir zaman olacak ki ekmeği saklayarak gideceğiz. Şimdi şunu merak ediyorum abi, memleket kötüye gidiyor diyorsun ama diyorsun ki 18 aya diyorsun, atıyorum askerlik, 18 ay askerlik yapmışları emekli yaparlarsa diyorsun, dalak, böbrek, can, ciğer her şeyi ben veririm. Bak eski düzelecek mi memleket öyle bir şey? Bak olsa? Bizim gönlümüz güzelecek. Bugün Suriyeli vatandaş aldı. Askere gidiyor mu? Gitmiyor. Ülkesine gitmiyor. Onlar geldi, her şey arttı gitti. Emekli olursan mesela gitmemesi problem olacak mı senin için? Bana ne ya, ister gitsin ister gitmesin ya. Anladım abi, seninki tamamen duygusal. Duygusal abi, buradan sesimi duyuruyorum. Gerçekten şu 18 askeri yapanları cumhurbaşkanımız, senden ricam. Ya bir emeklilik yap, kurban olayım sana ya. Daha ne diyeyim ya. Seviyorum. Candan yürekten. Anladım abi, teşekkür ederim. Gelene kadar bir kısa bir sorumuz var. Sigaraya 4 Temmuz'dan itibaren 3 lirayla 8 lira arası bir zam yapılacak. Ne düşünüyorsunuz? Normal. Yani şu andaki Türkiye'nin konjonktüründe. Kullanıyor musunuz sigara? Bırakmaya çalışıyorum diye. Elektronik kullanıyorum. Şu anda bırakmaya çalışıyorum. Bırakmaya çalıştığınız için mi elektroniğe geçtiniz? Evet. Daha zararlıymış ama dikkat edin. Doğru. Ben de başlamıştım çünkü bıraktım dedim daha zararlı ama. İstedikçe bırakmamadımdayım. Bırakmamış olsaydınız peki etkileyecek miydi bu zam sizi ya da bu zam hakkında fikriniz ne olur? Tabii ki de etkileyecek de benzin, sigara bunlar fiyat ne olursa olsun tüketilen şeyler olduğu için fiyatı artıyor. Ondan sonra alışıyoruz. Bazı vatandaşlarımız da diyor ki burada sorduğunda mesela demin abiyle konuştum, başka biriyle konuştum. Görüşürüz. Tamam zam geliyor ama sizin atıyorum maaşlarınıza da aldığınız ücretlere de o oranla zam geliyor deniliyor. Hani sizin kazancınız da o oranla artıyor zaten deniliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Artmıyor. Türkiye'de sürekli fakirleşiyoruz. O yüzden diyecek çok fazla. Geldiler Ali sizin arkadaş. Tutmayayım. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.